Merhabalar. Rüya analizlerini elimizle uyanır uyanmaz yazmanın önemini anlatmıştım. Rüyalar bize rehberlik, yol arkadaşlığı yapıyor. Peki bu hikaye o zaman bu senaryo nereden geliyor? Gelin birlikte biraz da bilimsel açıdan buraya bakalım. Hani iç ben, İçimizdeki ben, dış ben diye bir sürü disiplinde, daha doğrusu psikolojide, psikanalizde alt beyin, üst beyin diye ifadeler vardır. Pek çok felsefede yaşam ağacından bahsederler. Yaşam ağacı dediğimiz bilimsel açıdan baktığımızda beyin ve omuriliğin yani merkezi sinir sisteminin başka bir sembolik olarak ifadesidir. Ne oluyor? Yumurta ile sperm nöral tüpte büyümeye başlıyor. Hücreler bölünerek, çoğalarak mitoz bölünme ile daha da embriyoyu oluşturacak hale geliyor. Embriyo nereden oluşuyor? Aynı bir ağacın çekirdeği gibi, elma çekirdeği gibi varsayalım. Kökten uca doğru büyüyor. Evet, daha sonrasında da işte bu omurilik ve beyin bütünlüğüne, merkezi sinir sistemi dediğimiz bu bütünlüğe yaşam ağacımız olarak, içteki en temel canlı olarak bakabiliriz. Atalarımızdan getirdiğimiz kayıtlarımız, annemizin, babamızın getirdiği kayıtlar, bunların hepsi senaryo olarak bizde vizyon oluşturuyor zihnimizde. Bu üst beyin dediğimiz beyin sisteminde, yani gelişmiş bilgisayarımızda ve bize sunuluyor. Biz bu dili, bu sembolle çalışan dili ne kadar iyi çözümleyebilir ve onu ne kadar iyi anlamlandırabilirsek, o zaman bilgisayarımızın, korteksimizin, yani hardware'in bu açılımla ne söylüyorsa onu anlayabilecek hale geliyoruz. O zaman anladığımızda işte iç ben diyor ki tamam, beni anladı. Biz ancak bunun tekrarıyla, tekrar tekrar gördüğümüz rüyalarla veya tekrar tekrar gördüğümüz farklı rüyaların analiziyle bunu hal edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu sebeple içimizdeki bu temel canlının sesini duymak için rüyalarımızın rehberliğine davet ediyorum sizi.